salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahalazim ve etubu ileyh. Allah'a muhterem kardeşlerim, bugünkü konumuz Zelletul Kari, yani namazda Kur'an-ı Kerim okuyanın hata yapması. Zelletul Kari. Zellet hata demektir. Kari de kıraat eden, okuyan demektir. Kıraatla ilgili bilgiler daha evvel geçmiş idi. Kısaca bir hatırlayacak olursak, namaz içerisinde kıyamda Kur'an-ı Kerim okumak bir miktar, Kur'an-ı Kerim okumak farzdır. Bu bir miktar Kur'an-ı Kerim'in Fatiha olarak okunması vaciptir. Farz namazlarda ilk iki rekatında, nafile namazların her rekatında Fatiha'dan sonra bir miktar zamm-ı sure, yani biz sure ilavesi diyoruz ama ya bir sure ya da en kısa sure miktarınca ayet-i kerime, kısa ayetlerden 3 ayet-i kerime veya Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi Kevser suresi, onun kadar bir miktar daha okumak vacip idi. Buraya kadar Kur'an-ı Kerim'in içerisinde okumam. Şimdi bugünkü konumuz bu Kur'an-ı Kerim'i okurken hata yapmak. Bu Zelletul Kari bahsi doğrusu biraz karışık bir bahsidir. Yani bunu künhüne vakıf olabilmek için bir miktar Arapça bilmek lazım. Neden? Çünkü Kur'an mıydı değil miydi yapılan hata? Orada da bir kelime okursa. Misli Kur'an'da var mıdır, yok mudur? Dolayısıyla manayı bozar mı, bozmaz mı? Bunu bilmek için de bir miktar Arapça bilmek lazım ya da Kur'an-ı Kerim'i biraz fazla okuyup üstünde bilgi sahibi olmak lazım. Dolayısıyla bu noktada başımıza bir iş gelirse ya kitabı açıp tekrar bakacağız, ya bir işin ustası, bir hoca efendiye, bir alime sormamız lazım. Bu işin özeti yine şöyle olur. Bilerek Kur'an-ı Kerim'i tahrif edip, değiştirerek okumak günahtır zaten. Hiçbir Müslümanın buna cesaret etmesi düşünülemez. Ama bilerek Kur'an-ı Kerim'in manasını bozucu bir şekilde okursak elbette ki çok hem günahtır hem de namazı bozulur. Cenab-ı Hakk'ı övme ile ilgili olup başka başka kelimeler kullanırsa, işte değil mi, bir kelimenin 10 şekli olabilir yerde göre. Yani bu aralarında nüans farkı vardır ama yine de gitmek vardır, çıkıp gitmek vardır, defolup gitmek vardır. Yani bunların hepsini de düşünecek olursanız buradan çıkıp gitmek manasına gelir. Mesela, Arapça da böyle. Yani tersledi dersiniz, azarladı dersiniz, kızdı dersiniz, öfkelendi dersiniz, kullanış şekli dersiniz. Hepsi karşımızdaki bir adamın hatasını işte ikaz etme, uyarma anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim okuyan namaz esnasında bir kelimeyi değiştirirse, bu değişiklik manasını bozmaz ise affedilir. Manayı bozarsa özet olarak benim sözüm, biraz sonra kitapların detaylarına gireceğiz. Fakat o detayları da ben okurken anlayacaksınız da öyle zannediyorum ki 10 dakika sonra unutacaksınız. Gene soracaksınız haliyle. Fakat özetini bir sunayım size. Demek ki adam Kur'an-ı Kerim okuyor. Bir kelimede hata yaptı. Bu hata yaptığı kelime Kur'an-ı Kerim'in başka yerinde geçiyor. Aşağı yukarı aynı manayı ifade ediyor mu? O zaman namaz bozulmaz. Ama bu değiştirilen kelime o ayet-i kerimenin manasını bozuyorsa namazı da bozar. Yoksa Araplar kendi Arapça dillerini çok rahat bizim Türkçeyi konuştuğumuz gibi konuşuyorlar. Hançere yapıları öyle ayarlanmıştır. Ama mesela Türkler konuşurken Türkçe'de kullanmadığımız Araplarda harfler var. Mesela ver harfi, mesela
L harfi, Allah. Efendim, T harfi. Onlar da bizim kullandığımız, kendilerinin kullanmadıkları harfler olabilir. Var mı? Dünyada böyle var. Üstelik Latin alfabesini kabul ettikten sonra bizim gırtlak yapımız da değişmiştir. Eski atalarımızın kullandığı 20-30 sene evvelki adamların kullandığı, fakat bugün bizim kullanmadığımız harfler de vardır. Alfabeye girmediği için bunlar kaybolup gitmiştir. Yani bizim hançerimiz bu. Esinden sağırkaf derlerdi değil mi? Nereye gitti? 20 kuruş derlerdi, 20 kuruş yerden. Bunlar hep kullanılan bir şeydi. Böyle nun harfinde genelden gelen nun getirirdik biz. Bunlar bozuldu. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Arapların kendileri çok rahat çıkarttıkları harfler vardır. Ama bizim şu anda konuştuğumuzda bu harfler yok. Şimdi pertek ve dediğimiz del var, ze var, zı var. Birbirine benziyor bunlar. İşte bu birbirine benzer harfleri Arap olmayan Müslümanlara kolaylık olsun diye sonraki dahilin halinde namazı bozmaz demişlerdir. Müteahhirin Hicri 1100 yıllarından sonraki alimlerdir. Neden böyle bir görüş ortaya çıkıyor? Miladi 11. yüzyılın ortalarından sonrasına biz müteahhirin deriz. Zaman, zemin, şartlar bazı hükümleri değiştirir. Bu çağlarda dünyaya İslamiyet gelir. Arapların dışında başka dilleri konuşan insanlar da Müslüman oldular. Dolayısıyla ortaya bir yıl böyle okuyuz sorunları çıktı. Bu çıkan meselelerin her birine sorguyu ve şartlar bazı fetvaların değişmesine sebep oldu. Demek ki birbirine benzer harfler manayı çok köklü olmuyorlarsa bu da affedilmiştir. Müslümanlara bir kolaylık olsun. Ya da Kur'an-ı Kerim'e bir harf ilavesi, manayı fevkalade bozmuyorsa, mesela yudhiluhu, onu girdirir demektir. Yudhiluhum, onları girdirir demektir. Aradaki bir mim farkı müfredi çoğul yapıyor. Bir kişiyi çok kişi yapıyor. Dolayısıyla az bir hata sayılır. Manayı bozmaz. Veya ayet-i kerime كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَهُمْ اَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ya da كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ diye geçiyor. İşte böyle Allah size ayetlerini açıklıyor ki yolunuzu aydınlatıyor. Dünya hayatınızı bununla düzenlemede rahatlık olsun. Yol aydınlatması ne güzel bir nimet. Şükrederiz. Kur'an-ı Kerim'de bazı yerlerde كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ da geçer. Şükredesiniz diye değil de doğru yolu bulasınız, yanlışa sapmayasınız diye. Şimdi teşkurun diyecek ya da tehtedun dese, bu Kur'an-ı Kerim'de var mı başka yerlerde bu kelime kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Öyleyse ondan af getirilmiş. Bundan manayı bozmuyor yani. Mesela Bakara suresinin ilk ayetlerinin arkasında اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ اُولَٰئِكَ Yok son ilk اُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Şimdi müflihun kelimesi işte onlar yukarıdan beri Allah'a iman eden, gaybe, namaz kılan, zekat veren, peygamberimize ve daha belki peygamberimize indirilenler müflihtirler. Müflih felah olmuş, kurtulmuşlardır. Şimdi başka yerde ayet-i kerimeler geçiyor. Adam o bugün karıştırabilir. Mesela Bakara suresinin ortalarında bu taziyelerde çok okuduğumuz ayet-i kerimelerin sonunda bir yerinde diyor ki اُولَٰئِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Şimdi adam yanılabilir, ya bunun hangisi müflih oldu?
hangisi mürtedundur? İşte onlar Allah'ın kendilerine rahmet verdikleri ve hidayette doğru yolda olanlardır. Doğru yolda olanlar mıydı? Felahı olanlar mıydı? Karıştırın hata yaparsa Kur'an-ı Kerim'de geçiyor değil mi? Affedilir, kurtulur. Bunlar aklınızda kalabilir ama bunun ötesinde manayı bozan hususlara gelince Türklerin tabi haliyle bu aklında kalması biraz zordur. Bunu öğrenmek bir hayli zordur. Böyle bir yanlışlık yapıldığı zaman sormaktan ya da kitaplara bakmaktan başka bir şey kalmaz. Değerli kardeşlerim, demek ki Zellet-ül Kali meselesi ince bir konudur. Kur'an-ı Kerim'i okurken yapılan hataların ne kadarı affedilir, ne kadar namazı bozar, bu meseledir. Onun için namazda iyi ezberlediğimiz ayetleri okuyalım. Fakat bazı ayetleri korka korka sürekli okumazsak tecrübeyle sabitliği unutuyoruz. Ezber olan ayetleri namazlarda okursak aklımızda kalmasına da sebep olur. Ama hiç olmazsa cemaatle namaz kıldırırken çok emin olduğumuz ezberlerden okuyalım. Cenab-ı Allah bir inşallah yanıltmaz. Murad ederse Fatiha suresinde de yanılırsınız. İmam Efendi namaz kıldırıyor, benim de başıma geldi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, gerisin gelmiyor. Ya başka bir yer olsa unutmuş dersin, Fatiha suresi. Gelmezse gelmez. Kur'an-ı Kerim'in bir kelimesi de kasten değiştirilir ve bununla anlam da bozulursa böyle bir okuyuşla namazın bozulacağı konusunda bütün alimlerin ittifakı vardır. Kasten değiştiriyor çünkü. Bu hem ayıptır, hem büyük bir cüret, hem de günahdır. Ancak Cenab-ı Hakk'ı övme ile ilgili olup yine övme ile ilgili başka bir lafız okunmuş bulunursa bu müstesnadır. Böyle bir şeye cüret etmek de caiz görülmez. Elhamdülillah diyoruz mesela, bir örnek. Ettenâ'u lillâh dese adam, sena de övmek dese. Eşşükrü lillâh dese mesela. Şükür de hamdın işte benzerleridir. Tam aynısı değil ama ince bir arada farklar olsa bile. Bu işler bilerek Kur'an-ı Kerim'e yapılmaz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini de bilerek yapılmaz. Ama hadis-i şeriflere bilmeden değişik okumaya izin var, Kur'an-ı Kerim'e o da yok. Onun için hutbede Hoca Efendiler Peygamberimizin hadis-i şerifini naklettikleri zaman sadaka Resulullah fîmâ kâl el kemâ kâl derler. Bazen bunlar sorarlar, ya bu ne demek hocam, erken vakar. Sadaka Resulullah, şu dediğinde Peygamberimiz sadıktır, doğru söylemiştir, fîmâ kâl dediğinde. Erken vakar ya da böyle dediğinde, bunun gibi dediğinde, bunun benzeri dediğinde. Niye böyle söylüyorlar? Men kezebe aleyye müteammiden, fezezezezze makadahu minennâs. Kim benim söylemedim bir sözü, o söylemiştir diye bana isnat ederse, yani kafasından kendi bir hadis uydurur, yalan söz uydurur, bu hadistir derse, cehennemde yine yanacağı yere şimdiden hazırlansın diyor Peygamber. Çok büyük bir tehdit. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bu yüzden hadis rivayet etmezdi. Peygamberimiz böyle demezdi. Değişik lafızlarla onu kullanırdı. Sahabe-i kiramın çok dikkatli olanları Peygamberimiz böyle buyurdu, evkebatar ya da bunun gibi buyurdu, buna yakın buyurdu, buna benzer buyurdu, bunun gibi bir mana ifade etti derler. Sırf bu cehennem tehdidine düşmemek için. Bu çok tehlikeli bir şey. Peygamberimizin söylemediği bir sözü o söylemiştir diye hadis diye nispet etmek adamın cehennemde yanacağı yere şimdiden hazırlanması demek. Gidecek ve yanacak orada muhakkak. Bunu hazırlansın diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için el kemaka. Dolayısıyla kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de özellikle bilerek değiştirilmez. Hadis-i şeriflerde de bilerek yapılmaz da. Tabi Peygamberimiz devamlı konuşuyor. Şimdi burada konuşulan bir söz var. Buradaki konuşulan bu sözü arkadaşlarımız aktarır, yarın çarşı pazarda konuşurlar, evlerinde konuşurlar.
bir laf ikinci defa, üçüncü defa aktarılırken ister istemez herkesin kendi anlayışına göre, anladığına göre aktarmasıyla bazı kelimeleri değişir. Düşer olur, fazlası olur. Enteresan bir şey bu. Askerlikte size de yaptırmışlardı, bize bir gece bir ders verdiler. Hayatımda aldığım en önemli derslerden bir tanesiydi bu. Şöyle 20-30 kişi işte bir ne dediler onu, doğru düz askerlik yapmadık ki, bölük bitirdiler, kontrapı bitirdiler, ne dedi. Baştan birisine komutan bir söz söylemiş, söyledi. Bize de dediler ki bu sözü herkes arkadaşından duyduğunu yanındakine aktarsın. Birisinin kulağına bir söz söyledi, geldi söz bana geldi, ben de bana dediğinin aynısı buna dedim. En sonundaki söyleyecek kimsesi yok ya, yüksek sesle haykırsın bu sözü dedi, herkes duyacak şekilde. En sondaki vatandaş işittiği sözü yüksek sesle söyledi. Komutan Hakkı abi ilk söylediği sözü askere bir okudu. Söylenen sözle en sonunda söylenen arasında dağlar kadar fark var. İnsanları böyle dedi işte. Ben Adem hocam varsa kızlarım, götürür birisi Adem hoca sana Cemal hoca çok tuzlu öfkelendi de öbürü küfretti de öbürü lanet etti de. Ama ben bu işi kavrayı veririm ondan sonra. Halbuki söyledi başka, kızdı başka, lanet etti başka, sövdü başka değil mi? Hakaret etti başka. Şimdi anlama. Bunu da bu ders arasında söylüyorum ki size gelen lafları araştırın diyor Allah Celle Celaluhu. İnsanlar bilerek ya da bilmeyerek yanlış yaparlar. Biz de bunu araştırmazsak doğru kabul ederek karşımızdaki kardeşimizi incitebiliriz. O bakımdan Kur'an-ı Kerim'de değişiklik olmaz. Peygamberimizin sözlerine de çok dikkat etmeliyiz. Aslında bütün sözleri duyduğumuz gibi anlatmaya dikkat etmemiz lazım. Buna rağmen insandır, hata yapar. Mütekaddimun ve müteahhirun demiş. Mütekaddimun biraz daha ilk Müslümanlardı. Arap idi çoğunluğu. Ya da işte Arapçayı sonradan öğrenense de daha ciddi öğreniyorlardı. Tabi dünyaya İslamiyet yayılınca Arabistan'dan çıktı, Suriye, Afrika, Türkistan, Çin'e kadar İslamiyet gitti, Anadolu. Bu kadar insan Müslüman oldu, bu kadar insanı eğitmek de kolay olmadı. Sorunlar çoğaldıkça alimler bu işi biraz daha kolaylaştırdılar. Allah kendilerinden razı olsun. Şu çeşit okuyuşlar namazı bozar, diyor mütekaddimin. İnanılması küfrü gerektirecek şekilde manayı değiştiren her yanlış okuyuş. Manayı değiştiriyor, az bir değiştirme de yapıyor. Küfre götürecek kadar Allah muhafaza buyursun. Ama adam Arap olmadığı için bunu bilmiyoruz. Bir Türk Kur'an-ı Kerim okurken ağzından çıkan lafların ne manaya geldiğini bilmiyor. O Allah kelamı diye saygı duyuyor. Bundan hisleniyor. İcabında ağlıyor, heyecanlanıyor. Ama manasını çoğunluğunda bilmiyor. Benzeri Kur'an'da bulunmayan her okuyuş. Benzeri Kur'an-ı Kerim'in başka yerinde varsa manayı da böyle bozmuyorsa kabul ama yoksa bu da bozar. Anlamı fahiş bir şekilde aslından uzak ve bozulmuş olan okuyuş sebebiyle namaz bozulur. Yani bir kelime ilave etmiş. Kur'an-ı Kerim'i öyle bir yanlış okumuş ki çok fahiş. Mana bozulur. Namazı bozar. Nasıl olur? Bilmem bu misalleri versek bile mesela unutup gidecek. Hâzâ hurâ Arapçada hurâ karga demektir. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Kabil, Habil'i öldürünce leş kaldı orada. Şaşkın şaşkın korkarak ne yapacağını bilmiyordu. Allah Celle Celaluhu karga gönderdi. Ölmüş bir kargayı gömüyordu. Ben şu hayvanla da olamadım diye efendim perişan bir şekilde kardeşinin cesedini gömdü diyor. Şimdi hazar durak yerine hazar gubar desen. Gubar toz demektir. Gurak karga demektir. Bir hak öne gitmiş gelmiş.
manana kadar değişiyor. Bu soldur ya da bu kargadır. Yevme tüble serair. O gün sırlar açığa çıkar. Yevme tüble serafin dese adam hiçbir manası yok. Serafin dese şalvarlar açığa çıkar manası. O gün şalvarlar açığa çıkar. Tabii ki kıyamet günü insanın üstünde ne şalvar var ne atlet var. Cırı çıplak açılacak. Onun için nereden bilecek vatandaş işte biz bunu uzun uzun anlatmaya bu cihetten gerek görmüyor ve özetleyeceğiz derse manayı bozduğunu bilmez tabi yabancı dil olacak. Böyle bir hataya vakıf olduğumuz zaman mutlaka sormalıyız ya yeniden kırmalıyız, sormalıyız, araştırmalıyız. Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre Allah her ikisinden de razı olsun, şefaatlerine nasır eylesin. Benzeri Kur'an'da bulunduğu halde anlamı asıl kelimenin anlamından uzak olan fakat fahiş bir şekilde anlamı bozmayan ifadelerle namaz bozulur. Böyle bir okuyuş Ebu Yusuf'a göre namazı bozmaz. Çünkü bu gibi okuyuşlarda genel olarak zorluk söz konusu. Bu konuda umumi belva var. Yani çok yaygın bir hata. İnsanlar Arapçayı bilmiyor. Ve umumi belva demek çok yaygın bir hata, çok yaygın bir fitne. Düşmemek mümkün değil. Böyle şeyler affedilir. Dikkat ederseniz İmam Ebu Hanife Hazretleri ile İmam Muhammed anlamı, Kur'an'ın manasını öne aldılar. Ama Ebu Yusuf, Kur'an-ı Kerim'in lafzını, kelimenin aynı geçiş şeklini öne aldı. Bu çok teknik bir konu. Dolayısıyla bunu cemaatimiz kolay kolay bahsedemez. Başlarına böyle bir şey geldiği zaman sormalılardı diyoruz. Buna rağmen bazı pratik şeyler vardır. Bilinebilir diye onları da okuyalım inşallah. Nasıl olsa bugünkü dersimiz budur. Bir miktar burada kalacağız. Bitirmek yerine bunlardan bazılarını işaret edelim. Problem yaygınlaşınca müteahhirin uğraması biraz daha kolaylaştırmış. Biz de müteahhirin yani sonradan gelenlerdeniz. Allah onlardan razı olsun o alimlerimiz. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir emrini alıyorlar. Yesiru kolaylaştırınız. Ve la tuassiru zorlaştırmayız. Eğitimde de böyle, işte de böyle, sanatta da böyle. Beşiru, insanları müjdeleyerek yaklaştınız, öğretiniz. Ve la tunefiru, nefret ettirmeyiz. Sen birisine bağıra çağıra, kızı öfkelerine bir şey anlatacaksın. Adam yakamı bir tuttursan bir daha baksamız ki yapamayız dünyalar dedi yani. Beşiru ve la tunefiru, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Din kolaylık dinidir. Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki işle karşılaştığı zaman günah olmadıktan sonra daima kolaylık tercih eder. Ama Allah'tan bazı insanlar zoru dayatmayı takva sanıyor. Zoru dayatırsa daha polat gibi imanı var, daha takva olur zannediyor. Hep de fetvanın en zorunu bazı hoca efendiler verir ki bu hoca efendi cıvık değildir, ciddidir sinirler diye. Bu da bir cehalettir. Kelimenin bir kaydı. İrab hatası namazı bulunur. İrab nedir? Bir cümle kuruyoruz ya. Arapçada cümle kurulurken kelimelerin sonu bazen ötre olur, bazen üstün olur, bazen esre olur. Üstünü esreyi biliyorsunuz. Elhamdu lillahi rabbil alemine. Niye elhamdu'da elhamde değil, elhamdi değil? İrab. Nedir İrab? Kelimelerin Arap dil bilgisinde bulunduğu konum, bulunduğu vaziyete göre üstün, esre, ötre alır. Bazen bu üstün, ötre, esre yerine vav, elif ve ye harfi gelir. Aynı işi görür. Şimdi Kur'an-ı Kerim okurken bu üstün, esreler manayı bozmayacak şekilde değişirse
bir kolaylık olsun diye namazı bozmaz denilmiştir. Tabii bu irabı anlamak da bir parça gene Arap dil bilgisini gerektirdiğinden anlaşılması zor olacak ama aklımızda şöyle kalsın. Kelimenin son harfinin harekesinin değiştirilmesiyle mana bozulmaz. Şimdi bu bilerek yapılmaz ama ben size örnek olsun diye değiştireceğim. Allah affeylesin. Elhamdu lillahi esre değil mi? Rabbi esre el alemine üstün. Bunu değiştirelim. Elhamdu yerine elhamde lillahe rabbel alemin desek namaz bozulmaz. Ama bir Arap görse güle 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 ölür bize yani. Yapılan hatalar bunlar. Bazen öyle olur ki insan şaşırır. Ve idittela İbrahim Rabbuhu. Arapçada da böyle takdim tehlili bir gereğinden dolayı kelimeler geliyor. Yani ötre önce gelir failler, sonra üstün gelir mef'uller normalde. Ama kelimeler dil bilgisinde yer değişir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Ve idittela İbrahim'e Rabbuhu. Rabbisi Allah Celle Celaluhu İbrahim'i aleyhisselam iptila etti. Bazı belalara, musibetlere düçar etti. Ve Hazreti İbrahim Cenab-ı Allah'ın bu vermiş olduğu imtihanların hepsinden başarıyla geçti. Biliyorsunuz, sözü uzatmayalım. Canından imtihan, ateş atıldı. Malından imtihan, çok zengindi, dağıttı. Hanımından imtihan, eşini kimsenin yaşamadığı kuru toprağa bıraktı gitti. Evladından imtihan, evladı da yanındayım. Bizi buraya bırakmanı Allah mı sana emretti? Evet diyor Hazreti İbrahim. Bir mesele yok. Gidebilirsin diyor. Yani hikayedir ama bu nasıl bir iman değil mi? Yani bizim başımıza geldiğimiz için bu nasıl bir iman böyle? Bir kadın, küçücük bir yavru, insan yok, ağaç yok, su yok. Bizi buraya bırakmana Allah mı emretti? Evet, mesele yok öyle. Neden? Allah'ın kendisini gördüğünü, acıktığını bildiğini, susadığını bildiğini, bir tehlike gelirse korunması gerektiğini bildiğini biliyor ve Allah'a güvenmiş. Şimdi normalde önde olan kelimeler ötre olur, arkadan gelenler üstün olur diye ben size izah edeyim. Ama ayet-i kerimede önde gelen kelime üstün ve idittela İbrahim'e Rabbuhu. Normalde bir insan bunu okutur. Kur'an-ı Kerim'de hareket olmasa ve idittela İbrahim Rabbuhu olur. O zaman mana ne olur? İbrahim Rabbisini denedi, imtihan etti. Çirkin bir mana olur. İmtihan. Kim kim imtihan ediyor? Aslında Allah İbrahim diyor ama yanlış okursak ne diyecek? İbrahim Allah'ı imtihan etti o. Böyle de okunmuş. Önceden Kur'an-ı Kerim'de harika yoktu. Nokta da yoktu. Peygamberimiz zamanında. Düz çizgiler vardı. Bu Topkapı Sarayı'na falan giderseniz o tür Kur'an-ı Kerimleri görürsünüz. Çizgi, başka hiçbir şey yok. Bu Kur'an-ı Kerim'e noktalanma işaretleri, hareket üstün esri işaretleri hep sonradan gerçekti. Buna cesaret edemiyorlardı. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz böyle bir Arap olmayan bir adamın bir okuyuşunu işitti. Allah peygamberden de müşriklerden de beridir diye okuyordu da bana. Halbuki manası Allah ve Resulü müşriklerden beridir, uzaktır. Bu yanlış okuyunca tabi uyardı. Ebu'l-Esved Eddüeli adlı büyük bir alim vardı talebelerinden. Onu çağırdı. Kur'an-ı Kerim'e hareket koyacaksın. O biraz korkuyordu tabi. Onu ikna etti ilmiyle. Böylece bu hareketler başladı. Ha nokta kondu. Yoksa eskiden mesela şöyle bir çizginin üstünde bir nokta olursa nun oluyor değil mi arkadaşlar? İki nokta olursa te oluyor. Üç nokta olursa te oluyor. Altında bir nokta olursa be oluyor.
altında iki nokta olursa ya oluyor. Bu noktalar hiç olmazsa ne oluyor? Bütün bunlar sonradan kondu. Gittikçe böyle kolaylaştırıldı elhamdülillah okunması da. Ha, buna rağmen yanlışlık olabilir. Demek ki bu hareki yanlışlığından dolayı aklımızda kalsın, namaz bozulmaz. Kur'an'da bir harf yerine yanlışlıkla başka bir harf okunacak olsa şu esaslara uyulur. Eğer bu iki harfin arasında kaf ile kefte olduğu gibi mahreç yakınlığı varsa kaf ya da kef birbirine benziyor. Yakın. Arap olsa bunu tam yerinden çıkarır, farkı gösterir ve birinin diğerine diğer hiç kullanmaz. Ama Arap olmayan gariban ne yapsın? Bu harfleri birbirine yakın okur. Mesela asat, sat ile sin. Sin de tabi bir incelik, bir keskinlik var. Sat biraz daha kalın. Bu harflerin Arap dilinde bir çıkış yeri var. Sat dediğiniz zaman dilinizi kaldırıp yukarı damağa yapıştırırsınız. Sin dediğiniz zaman dilinizi dişlerinize doğru zorlarsınız. Zı dediğiniz zaman dilinizin ucunu ya pertekler olduğu gibi dışarı çıkarır ya da dilinizin ucunu dişinizle damağınızın buluştuğu yere götürüyorsunuz. Zı. Ve pertekler dediğimiz Z keskin kış gibi çıkar. Şimdi Arap bunda hiç zorlanmaz. Ama Arap olmayan Kürt olur, Kürt olur, İranlı olur, Afganlı olur. Bundan bundan zorlanırlar. Şimdi bir çıkış yeri var, bir de sıfatı var. O nedir? İşte sert midir, yumuşak mıdır? İnce midir, kalın mıdır? Yerine göre. Bu harflerin hem bir çıkış yeri var, hem de bir sıfatları var. Arap olmayan bilmez ve bu gibi hatalar yaparsa bundan dolayı da namaz olur. فَلَا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Bir önceki neydi? فَلَا تَقْهَرْ. تَقْهَرْ. Tek. Kafla kef birbirine yakın değil mi? Tek her dersen, başka تَقْهَرْ dersen, başka bir mi olacak? قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ الصَّمَدْ. Gariban Türk'ün Allah'ı semet dedi mesela. Samet yerine semet diyor. Çıkaramıyor yerine. Bağışlandı inşallah. Bir zorlama olmaksızın iki harfi birbirinden ayırmak mümkün olan durumlarda bir harf yerine başka bir harfi okumakla namaz bozulur. وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ. Salih ameller. Salihat, salih. Cenab-ı Allah'ın muradını emre uygun iyi işler demek. Kelimesindeki sat yerine اَلْطَالِحَاتِ tarzında te ile okumak gibi. Yani bir benzerlik yok arada. Farklı okunan iki harfi birbirinden ayırma güçlüğü varsa, iki tarafa farklı ama birbirinden ayırmak da güç. Öyle bir güçlük varsa, umumun müptela olduğu bir durum olduğu için çoğunluğa göre böyle bir okuyuştan ötürü namaz bozulmaz. Umum-i beva yani yaygın yanlış. Çok insanların başında büyüçar olunca müsamaha gösterilir. As-sırat kelimesi ihtinas sırata müstakim. Sat'la okuyoruz. Bizi sırat-ı müstakimi dosdoğru yola hidayet buyur. Adam sat yerine ihtinas sırata diye sille okuyor. Harflerin çıkış yeri, mahreç bilgisini tam alamamış. Veya yanlış bir durum ama Latin alfabesiyle yazılan Kur'an'da Kur'an ezberlemiş. Z, Z,
aradaki sapla sin, teyla tı, aradaki farkı bilmiyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Gerçi o onu hiç tavsiye etmez. Hiçbir hoca efendi tavsiye etmez. Bu kıraat fermi muhsid dediğimiz bir ağızdan elde etmek lazım en azından. İki harf arasında makres birliği ve yakınlığı olmadığı halde umumi belva bulunur. Bunların aralarına ayrılma güç olsa bunlardan birinin yerine diğerinin telaffuz edilmesi, okunması birçok fakihe göre namazı bulunmaz. Bir kolaylık. Şimdi hakkında uzun uzun kitaplar yazılmış, şehirler birbirleriyle kavga etmişlerdi. Dat harfi, dat okuyorum, zat okuyorum. Üstad, üstad mıdır, üstad mıdır? Bak şimdi Arapçada Türkçe'ye üstad hoca gelmiş değil mi? Bazı yazarlar, Osmanlı değil de Latince, üstad yazıyorlar. Bazıları üstad yazıyorlar. Üstad, sebep ne? Dat sonundaki z harfinin nasıl okumak? Farkı. O bakımdan mahreç bildiği yakınlığı yok ama Arap bunu çok rahat okur ama Arap'ın dışındakiler bunda çok yanıldıkları için bir kolaylık göstermişler. Dat harfi, vat harfi ve z harfi ta ile p harfi mesela demin satla sin'i örnek vermiştik. Mesela yoksa bilen insanlar bil, sat dediği zaman geleceği yeri bilir, sin dediği zaman geleceği yeri bilir. Çıkış yerleri birbirinde çok farklıdır. Ama halk arasında öyle yanlışlıklar hoş görülür. Bunlar hoş görülmeseydi ben çok korkardım. Çünkü babamın namazlarının çoğunun kabul olmaması lazım. Ben şu kadar küçücük bir çocuktum. Yok memlekette ilim kalmamış, hoca efendi kalmamış. Babalarımız öğrenmiş işte. Kimden öğrenmişler, nasıl öğrenmişlerse onları öğretenlerden Allah razı olsun. Yani işlerinde 15 gün Sübhaneke'yi geçemediler. Daha sonra bir köyümüze bir hoca geldi. Bunlar Ramazanlık'ta güzeldi öyle hoca. Hoca adamları. Biz de gittik çocuklar bazen sivrisi dükkanlarına. Sübhaneke'yi okuyamazlardı. Bir itiraf edeyim. Ben de Sübhaneke'yi 3 günde geçtim. Eski öğrendiğim Sübhaneke ile hakiki hoca efendinin sonundan gelen doğru öğretmesini 3 gün ben de beceremedim. Dilimiz eskiye gidiyordu. Küçük çocuğuz fakat babalarımızın perişanlığı, dedelerimizin perişanlığını gördüm ben orada. Hoca efendi döndürdü, okuturdu. Yani 15 günde bir sureyi, namaz suresini geçemezdi. Ağızları öyle uzmuş. Şimdi bunların ayrılmaları kabul olmasa halleri çok kötü. Allah muhafaza olsun. İnşallah okutmuştur. İnşallah olur. Şeddeli harfi yanlışlıkla şeddesiz okursan. Şeddesiz bir harfi de şeddeli okursan. Bir bet çekecek harfi hiç çekmese, çekmeyecek harfi çekse. Yani bu kısa ya da uzun okuma. İdgam edilecek yerde etmese, yani ya da idgam bila gunne dediğimiz, gunne tesirle beraber idgam. Tevhid bilgileri bunlar. Namazı bozmaz. Örnek, İyyâke na'budu. İyya şedde var değil mi? Ancak sana ibadet ederiz. Ancak senden yardım dileriz diyor Cenab-ı Hak. Adamın öyle alışmış İyya diyor. İyya kenabı diyor. Ve İyya kenesler. İyya çok şuna. Hatta bizim bir imamımız vardı. Her tarafında şeddeyi kullanır, ihtina sıratı müstakime gelince şedde kullanmaz. Arkadaş, ya sen şeddeyi biliyorsun, evet hocasın, evet. Ya bastırsana şimdi, bastırıyorum hocam, bir daha bastır. Olmadı bir daha bastır. İhtina
diyordu sana. Ha böyle. Namazı da böyle olur. Çocuklar tamam getirdi mihraba, ihtinasçı kadın. Sala basma. Bak. Öyle açmış. Halbuki onun dışındaki her yerde şeddeyi güzel kullanıyor. Orada kullanmıyor. Kullandım sanıyor daha doğrusu. Farkında değil. İyyâke yerine iyâke. İnşallah namazı bozmaz. Kur'an'dan herhangi bir kelimeye bir harf ilavesiyle de namaz bozulmaz. İlave etmiş. Sıratan lezine yerine es-sıratan lezine diyor. Başına bir harf-i tarif getiriyor. Halbuki yok. İhtinas sıratan müstakil. Orada var. İkincisinde sıratan lezine en-amte aleyh. Birincisinde var. Çünkü orada gerek. İhtina bizi hidayet eyle, yolla. As-sırat-ı müstakil, müstakil, dosdoğru sana giden yola. İkincisinde de sırat-ı lezine, o adamların, şol adamların yoluna ki en-amte aleyhim, sen onlara nimet verir. Şimdi orada şedde yok. Bende var. Ya harfi tarif yok. Kardeşlerimde şedde. Harfi tarif şedde getiriyor. Alakası o. E adam oraya da es-sıra alışmış. Oraya da diyor es-sıra de. Neye benzer bu? Ya selamun aleykum diyecek ya da es-selamu aleykum diyecek. Neden? Şimdi bu başındaki elif lam var ya, o gelirse sonu tenvin almaz. Sen sonun tenvinini mi getiriyorsun? O zaman elif lamı düşün. Selamun aleykum. Selamun aleykum. Yok sen başına harfi tarif mi getirmek istiyorsun? Daha güzel, belirli olur, malum olur. Esselamu. O zaman sonunu esselamun diyemez. Adam şimdi çok sevap kazanmak niyetiyle ve ikram etmek niyetiyle esselamun aleykum diyor. Halbuki eske bastırdığı zaman sonunu nun getirecek. Esselamu diyecek. Başında elbiklam yoksa selamun aleyküm diyecek. Farkına varmıyor. Öyle ezberlemiş. İnşallah bunlarda af-ı muafiyet olur. Kur'an-ı Kerim'de bir kelimenin harflerini diğerine bitiştirmekle de namaz bozulmaz. İyyâ kenâbudu. Halbuki Arapçası nedir bunun? İyyâke nâbudu. İyyâke ancak sana nâbudu ibadet ederiz. Vatandaş bunu nasıl ezberliyor? İyyâke nâbudu. Onun için hocalar imtihan ederler. Hiç dikkat etmez talebeye. Koskoca bir mektep bitirir. Birisi kafasına tık tık vurmazsa farkına varmaz. İnna ateyna kelkevser. Doğru okudun mu? Hayır, yanlış sordun. Neden? Herhalde hepiniz de böyle biliyorsunuz yanlışı. Sesimiz çıkmıyor. İnna biz ateyna verdik el kevsere Kevser'i verdik. Manası neyse. Büyük havuz mudur? İçinden bir, içen bir daha susamaz. Alimler midir? Ehli beyt midir? İlim midir? Bunların hepsinde var denilmiş. Hepsi kitaplarında. İnna bölerse ateyna el kevsere. Şimdi el kevser okunurken kelimeler bitişir ya. Biz ne yapıyoruz? İnna ateyna ke aslı. İnna biz ateyna verdik ke sana verdik. Neyi? El kevser. Kevser'i verdik. Şimdi bu kelimenin ateyna ke'nin kesini el kevser'in üstüne yıkarsanız inna ateyna ke kevser oluyor. Bu ke ne kapıdır diye soruyorsun. İki saat kafasını kaşıyor.
Ya bu kaf ne kafı? Kafi tesbih midir? Ya başka bir şey mi? Şimdi kafın Arapçada bir yeri var ama burada yok. Adam şaşırıp kalıyor. Halbuki okuyuş gelmiş. O kaf orada değil, o kaf burada, beri tarafta. Kaçmış, oraya gitmiş. Bu namazı bozmuyor çok şükür. İnna atayna ke el kevsere demiyoruz. İnna atayna kel kevsere. Atayna'yı ortadan biçiyoruz. Biri bu tarafta kalıyor, biri de bu tarafta kalıyoruz. Bozmuyor şükür. Namazda Kur'an'dan bir kelimenin bir parçası kesilse, mesela elhamdu yerine unutmaktan veya nefesin kesilmesinden dolayı yalnız el denilip de daha sonra hamdu denilse, yoksa kelimenin tamamı elhamdu değil mi? Adam el dedi, nefesi kaldı. Nefes aldı, hamdü dedi, ondan sonra devam etti kaldığı yerden. Elhamdü diye geri baştan alacak yerden. Veya okunacak bir kelime hatıra gelmeyip başka bir kelimeye geçirse çoğunluğa göre namazı bozulmaz. Çoğunluğa göre bozulmaz. Biz bu görüşü alıyoruz. Demek ki azınlık, arzda kalmış bazı alimlerimiz bozulurdu diyenler olmuş. Çünkü unutma veya nefesin kesilmesi hususunda zaruret bir, bir de umumi vefat ettiğimiz yanlış, yaygın yanlış var. Halkın böyle bir sıkıntısı var. Dolayısıyla bozulmaz demiş. Mesela matla'il fecr yerine nefesin kesilmesinden dolayı matla'il fecr dese, diyerek rüküye varsın. Sonunda kıra okumaz değil mi? Çıkmadı. Fecr. Namazı bozulmaz inşallah. Ayete yanlışlıkla bir harf ilave edilse, eğer anlam değişmezse namaz bozulmaz. Mesela örneğini vermiştik. Yudhiluhu naran. Yudhilu girdirir Allah. O onu naran, nara, nar, ateş. Ateşten maksat cehennem. Bunun yerine adam yudhilu hum dedi. Yudhilu hu yerine yudhilu hum. Onları girdir. Bir kişi yerine çoğul kullanıyor. Onları girdir. Onun yerine onları oldu mana. Bu ayet böyle değil ama. Bu kadarca af var. Bu kadarca af var. Fakat anlam değişirse, bir görüşe göre namaz bozulur, bir görüşe göre bozulmaz. Çünkü bu şekilde gelen Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde ayetlerden var. Kur'an-ı Kerim'de bir kelimenin bir harfi yanlışlıkla eksik olursa, eğer bu harf kelime aslından olur ve manası değişirse, Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre namaz olur. Mesela, mimma razaknahum, bizim kendilerine verdiğimiz rızıklardan yunfikun, infak ederler. Değil mi? Bakara suresinin başında. Ve mimma razaknahum yunfikun. Ve cealna, biz kıldık, biz yarattık, çok geçiyor bu ayet-i kerime. Bunu adam eksik okuyor. Cealna yerine alna diyor. Mimma razaknahum yerine mimma zaknahum diyor. Ra'yı unutuyor orada. Razakna yerine zatna hum diyor. İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre namaz bozulur. Anlamı değişiyor.
Namazda Kur'an'daki bir kelime tekrar edilse, eğer bununla anlam değişmezse namaz bozulmaz. Bazı fakirlere göre anlam değişse de yine bozulmaz. Bazı fakihlere göre ise bu namaz bozulur. Sağlam görüşte budur demiş. İhtiyaten namazın bozulduğu görüşü alınmış. Ne gibi? Mesela Rabbil Alemin Elhamdülillahi Rabbil Alemin okuyoruz. Kelimeyi tekrar lüzumsuz yere tekrar okuyalım. Allah bağışlasın. Öğretmen niyetiyle okuyor. Elhamdülillahi Rabbi Rabbil Alemin. İki kere Arap kelimesi geçti. Yanlış okudum gibi tekrar döneyim anlamı değil. Kelimeyi iki kere okuyorum. Halbuki orada Arap kelimesi bir tane. Namazın yerdesi gerekiyor değil mi? Yok, aslında bu namazı bozulmaz. Bu ilaveden dolayı. Fakat bazı fakihler bozulur demiş. İhtiyat bor. Yani yeniden kılınırsa iyi olur. Evet. Yani namaz bozuldu diyemiyoruz biz de. Tavsiye olmuyor ihtiyat. Seçelim bazı şeyleri. Böyle bazı bilgiler var. Nesebin değişik olarak anlaşılmasına sebep olan okuma yanlışı da namazı bozar. Nesep nasıl anlatalım? Mesela İsa İbn-i Meryem, İsa bin Meryem geçiyor ya, Meryem'in oğlu İsa, İbrahim'in oğlu İsmail geçiyor bazen. İsmail torundur aslında. Estağfurullah, lazım oğuldur. Torun olarak geçen hangisi? Yakup. İshak'ın oğludur. Evlat verdik gibi geçiyor. Şimdi baba ve oğul yan yana sıralandığı oluyor Kur'an-ı Kerim içerisinde. Şimdi Meryem İbnetu Kaylan, Kaylan kızı Meryem, İsa İbn-i Lokman, İsa İbn-i Lokman, Arapçada Lokman oğlu İsa, Muhammed bin Abdullah, Abdullah'ın oğlu Muhammed, böyle nesep, baba oğul yan yana zincirleniyor. Nesebin değişik olarak anlaşılmasına sebep olan okuma yanlışı da namazı bozar, çünkü mana bozulmuş olur. Şimdi Peltek kardeşlerimiz soru olarak çok sorulur. Peltek konuşan kimse ra harfini çıkaramazsa, ta ya da lam ya da ya şeklinde genellikle ya olarak okuyorlar değil mi? Ra harflerini. Namazları bozulmaz. Rabbil Alemin yerine Yabbil Alemin diyor kardeşlerimiz. Ya da Ahraz hiç okuyamıyor. O da hiç okumaz. En sağlam ümitli adam var. Öyle okumadan namaz kılar. Tabi elimden geldiği kadar Peltek, hiç olmazsa Kur'an-ı Kerim'i düzgün okumaya çalışacağım, çabalayacağım. Fakat elimden gelmiyorsa da Allah elimden geleni ister, gücünün yettiğini ister. Hocam, vayin yerine vafsi harifse okurken. Peltekliğinden dolayı ise yani bu. Yani geç öğrendiği zaman vayin-i çiharami ka diyor. Yani, hayır, bak. İnşallah affedilen yukarıda benzer işbirleri. Son bir bilgi şunu okuyalım. Namazda bu zelletül kâri dediğimiz okuma hatasını yaptı. Fark ne vardı? Döndü, doğrusunu okudu, yeni bastı. Kurtarız. Bozulacak ise dönüp düzelttiği için artık bozulmaz. Bir kimse namazda fahiş hatayla kıraatla bulunduktan sonra geri dönüp doğru şekilde okursa namazı caiz olur. Elhamdülillah. Bir enteresan bilgi, Şafii ve Hanbelilere göre Fatiha dışındaki okuyuşlarda meydana gelen hata namazı bozmaz diyor kitabımız.
Onun için böyle bir soru sorduğunu senin mezhebindedir. Şafi ise Fatiha'nın dışındakilerini kurtarıyormuş. Bu güzel bir bilgi ama bizde değil tabi. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı nasip-i münasebet eylesin. Namazlarımızı da sahip kılıp kamu büyüsün inşallah. Subhanallah.